İyi akşamlar. Şu saat oldu. Saat 4 galiba. Karakoldan yine geldim. Şimdi e, bu açıklamayı size dertlerimi paylaşmak veya dostum arkadaşım yok da sosyal medyadan böyle bir kendimi paylaşmak için yapmadım. Bakın her şeyi yanlış anlayan bir kesim var burada. Onlara bir e, ayar çekmek için bu mesajı yani bu uzun videoları atacağım. Şimdi birincisi... Ben bu konuyu neden paylaştım? Siz bunları öğrenin diye değil. Bunun hepsinin bir hukuki süreci ve sebebi var. Kendi kendinize neden bunları üstünüze alınıyorsunuz? Ben dedi işim yok, üzüntümüz yok. So ya ben Instagram'ımı hackleyen bir dangalak vardı. Buradan yok oldu gitti. Ben Instagram'ı açmıyorum. Umurumda değil ya. Yani şu psikozdan bir kurtulun. Siz, sizi biz yarattık falan. Beni seven sonsuz iyi kötü günümde destekleyen kalpten kalbe birbirimizi sevdiğimiz insanlar için söylemiyorum bunu. Siz üstünüze diğer manyakları söylüyorum. Ben sizle bir şey paylaşmak için bunu buradan paylaşmadım. Şimdi oturacaksınız ha üzülmezsiniz siz. Ha bu arada siz bana üzülemezsiniz. Bakın böyle acılardan geçen benim gibi bir insan yaratır. Ben hiçbir şeyden devrilmem. Bugün bunu paylaşmamın bir hukuki sebebi vardı. Şimdi oturacaksınız. Hayatınızda bunun yüzde birini yaşamadığınız acıları. Ha siz gene adam olmazsınız. Buradan da bir şey çıkarırsınız ama haddinizi bileceksiniz. Benim benim sayfama benim anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Sizin aklınızı alırım. Her türlü alırım. Bak her türlü. Kanunlu kanunsuz. Artık bu kadarını söyleyeyim. Benim canımı sıkmayın. Benim burada Manyak mısınız siz ya? Böyle şeyle gündem mi olur insan? Şimdi o bazılarının, bakın sevenlerimi tenzih ederek söylüyorum. Bu hikayeyi baştan bilmeyip bana sizi yorum yapma hakkını vermiyorum. Şimdi benim kızım korkunç bir adamdan, tanıyanlar zaten seveni hiç yok. Türkiye'de iki ilk kara para aklama işini yapan ve Türkiye'den en büyük parayı götüren, belki götürmediyse 30-40 milyon dolar götüren bir adam. Kötülükte sınır tanımayan bir eski medya patronudur. Anlatabiliyor muyum? Ben bu çocuğu ilmek ilmek işlerken sıfır maddi yardım, sıfır. Bunun çok önemi var. Kusura bakmayacaksınız. Türkiye'nin en iyi okullarında en iyi imkanlarıyla Amerikan pasaportu vererek ne sörf hiçbir şey eksik kalmadan. Özel dersse özel ders. Kusura bakmayın bunları yapmayan bir sürü anne var. Hemen gidip başka bir adam bulup tamam mı onunla evlenip keyiflerine bakıyorlar. Anneliğime laf edeni karışlarım alnını ben. Siz benim gibi anne olun ondan sonra oturup konuşun tamam mı? Benim yürüdüğüm yollardan yürümeden benimle ilgili konuşamazsınız. Aklınıza alırım. Ben size paylaşmadım bunu. Böyle bir manyaktan çocuk yaptım. Bırakın yardımı. Her gün bana dava açtı. Hepsini ben kazandım. Ama çocuğunu taciz ettirmedim mi dedi. Bakın böyle şeyler söylendiği zaman devletin kurumları gitmek zorundadır. Günlerce evinizde kalır sizi sorgular çocuğuma bana yaptığı eziyetler bitmedi bitmedi kol kırılır yen içinde kalır diye akıl verenler sizin bunlardan hiçbirinden haberiniz yok haddinizi bileceksiniz ve bunu ilk ve son kez anlatacağım bunları da anlatıyorum bunları yaşayıp içinden geçenler size ne yapmaz onu düşünün evet ben Amerika'da her gece benim çocuğum doğduğunda evde parti vardı biliyor musunuz? Alkolik, manyağın tekinden benim çocuğum. Oldu bir kere. Tamam mı? Oldu bir hata. Yanlış bir baba seçimi. Bu da önemli değil. Her gün davalar ve parayla haber yaptırmalar. Bugün o haberleri yapan insanları gülerek özellikle yanımda tutuyorum ki ezmek için onları. Parayla o zamanında ona yaltaklık yapanların hepsi bana muhtaç şimdi. Anladınız mı? Haberler yaptırıldı. Bana yapabildiği tek şey beni... Ee, Kamuoyunda küçük düşürmeye çalışmak. Benle ilgili haber yaptırmak. Ya anne nasıl gece sokağa çıkar diye bana haber bile yaptırdı değil mi? Siz bunları bilmiyorsunuz. Neyse devam edelim. Birkaç parçayı yayınlayacağım. Tamam mı? Bu hikaye güzel hikaye. Dinleyin. Şimdi çekişmeli boşananlar çok iyi biliyordur. Evimizde ben şoför artık kullanmıyorum. Ee, yardımcım yok. Asistanım yok. Bunların hepsini parayla vererek hakkımda davalarda kullandı. Bakın bunlar bu arada size tuhaf böyle hani hikaye gibi gelebilir. Benim insanlara karşı bu sefer inancım kayboldu. İnsanlara karşı mesafe almaya başladım. Bu da bizde bir metal yorgunluğu yapıyor. Yaşayanlar iyi bilir. Her şey geçtim bu sefer. Çocuk ailesiz kalmasın. Çocuk aile ortamında büyüsün diye. Bakın benim narsistik kişilik bozukluğu olan bir babam ve onun etrafında kurban kadınları var. Ve o aileden kurtulan tek kadın ben olduğum için hepsi benden nefret ediyor. O kadının hepsini eve aldım. Ee, evdeki bütün sistemin bozuldu. Çalışanlar hırsızlığa başladı. Laf dinlememeye başladı. Ee, hırsızlıklar oldu. İki defa TV8'de sabah yayına gidemedim. İşimden oldum. Neden biliyor musunuz? Çünkü teyzeme dedim ki. Sevgili teyzeme 48 gündür akşam geliyorum her akşam mercimek yiyoruz. Neden başka bir şey yap? Ben senin hizmetçin değilim deme Ben kimseye hizmetçi gibi davranmadım. Herkes nedense bakın ailede biri güçlendiği zaman diğerlerinde böyle bir aşağılık kompleksi oluyor. Buraları size hızlı geçiyorum. Çünkü ailem bu kadar hani konumuz ailem değil. Ama her ailede böyle insanlar olduğu için söylüyorum. Ben ailemsiz çoktan mutluydum. Sadece hiç hoşlanmadım aile birileriyle bile yaşamaya. Ben senelerdir evde yalnız kalmak benim için tek lüks oldu. Anlatabiliyor muyum ki senelerdir kalamıyorum? Ve artık dadıları yoldan çıkardığı için akrabalarım, çalışanları yavaş yavaş evi de küçültmeye, işte çalışanları azaltmaya önce bir rezidansa geçmeye denedik falan. Velhasıl bu arada paralel kurguda ara vermeden bana dava açan babayla uğraşıyoruz. Bakın bunlar da kolay değil. Avukatlar biz ünlü yüzlüğe beraber çalışmıyor. İyi avukatlar öpücükle çalışmaz. Tamam mı? Yani harcadığım paraları ben üst üste koysam burada on rezidans daha yaptırırdım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bir kadın için çok büyük yükler. Hani diyorsunuz ya bir yandan da benim işim nedeniyle ve vicdanım nedeniyle... Hani burada birilerini deşifre ettim diye kimilerine çok batmış. Deminden beri onu yazıyorlar. Kendi kızını mı deşifre... Ben kendi kızımı deşifre etmedim. Ama bana bir yapana 200 giderim. Tamam mı? Ben bu hikayenin tek mağduruyum. Ve bundan sonra da herkes... Kızım bile olsa... Ayarını çekecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben tanıdığım en vicdanlı insanım. Bunu kendi kızım da söylüyor bana. Anlatabiliyor muyum? Neyse konuya dönelim. Velhasıl seneler içerisinde duygusal, fiziksel ve maddi şiddetle kimselere belli etmeden hani kimileri akıl veriyor ya kol kırılır yani içinde kalır. Siz bunları bilmiyorsunuz. Ben, biz, ben parayı da ağaçtan toplamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim tek başına yaptığım şey baktım ki ailem bana zarar. O zarar giderek 10 kişinin işini 20 kişinin işini yapmaya başladım. Dedim ki az insan olsun bu sefer başım ağrımaz. Bu süreçte Ayşe büyüdü. Sürekli babasıyla ilgili yalan söylemeye hep devam ettim. Hani kol kırılır yen içinde kalır diye akıl verenlere söylüyorum. Benim kızım pembe beyaz bir ortamda babasının ona para kazanmak için yurt dışında olduğuna inanarak büyüdü. Siz bunları bilmeden bana akıl veremezsiniz. Artık büyüdü. Babasıyla görüşsün diye suratına bile bakmayacağım o adamla ben bile ilişki kurmaya çalıştım. Bu arada tekrar söylüyorum. Türlü katakulliyle, türlü katakulliyle çocuğunun nafakasını ödemedi. Sonra fakirleştin dedi Londra'da. Biliyorsunuz hala CNN'de board member yani tekrar ediyorum inanılmaz yük şartlarda yaşıyor. O da önemli değil. Allah ona daha fazlasını verse ama bizle uğraşmaktan hiç vazgeçmedi. Yani şöyle söyleyeyim normal şartlarda kızına nafaka verse onda birini falan verecekti. Ama onun yerine bitmeyen kin ve öfkesiyle benimle 15 senedir uğraşıyor. Tamam mı? Şimdi hani dediniz ya niye paylaştım? Oraya ufak ufak geliyoruz. Değil mi? Aradan 16 sene geçti. Ben zorla kızımı babasıyla görüşsün ilişkileri iyi olsun diye kendi ailemin manyaklıklarıyla uğraşırken bilmem ne olur, iş güç değil mi böyle sosyal medya manyaklarla uğraşırken bugünlere geldik efendim. Bu akşam başınızı çok şişireceğim çünkü bir daha konuşmayacağım. Çünkü kimse bununla ilgili konuşma hakkı vermeyeceğim. Konuşamazsınız. Bakın gerçekten yanımda olanlara tekrar teşekkür ediyorum. Destek çok önemli. Çünkü ben bu desteği en yakınlarımdan ve güvendiklerimden hiç bulamadım. Yani hep soyuldum, hırsızlıklar yapıldı. Geçen gün kalbenle ilgili anlatmaya çalıştığım şey buydu. Hayattaki en büyük kahpelik bugün bunu bana kızım yaptı hayatınızdaki en sizi, en can damarınız, en en ama böyle hani en rahatsız olduğunuz şey kimseye söylemezseniz bir kişiye söylersiniz ya o da benim kızımdı. Neyse geri döneyim ne olduğunu anlayın diye anlatıyorum. Velhasıl yaşadı büyüdükçe bir kere babasına zorla göndermeye başladım. Çünkü baba önemli olduğu için figür. Fakat bu süreçte de yani Airbnb arkadaşı gibi o ülke geziyorlar, bu ülke geziyorlar. Dedim ki Ayşe'cim ben 3 sene sonra yetişkinim diyorsun. Ben 15 senedir tekrar ediyorum. Bu benim sorumluluğum olmasa da en iyi okullarda, en pahalı okullarda sörfler, şunlar bunlar, tatiller. Ben artık zaten hani bu benim görevim değildi ya. Artık bundan sonra baban kendi görevlerini artık kendi yapsın dedim. Yani şunu söyledim. Ben bu ailenin semer vurulacak eşeği değilim. Bu da Covid geçirdikten sonra o kadar yalnız kaldım ki. Ve burada bana hani kol şey yapılır. O kolda diyenlere girsin. Tövbe yarabbim ağzımı bozduruyorlar. Ben Covid'de entübe olacağım anda benim kızım arayıp bana Benle kavga edik. Şimdi gidip kendim bir yerden atacağım. Ben hastanedeyim, ölüyorum ki bakın, tekrar ediyorum. Sürekli ergenliktir geçer, ergenliktir geçer. Hayır. Hayır. Bu bu dönemin yanlış ebeveynlik şeklinden. Ben çuvaldızı kendime batırıyorum. Ben çok büyük hatalar yaptım. Babanın eksikliğini kay kapatmak için bir süpermen gibi ve Ben süpermen değilim. Ve ben Covid'den sonra bana aile bireylerim hiç kimse yardım etmedi. Kızım yardım etmedi. Bakın ne yapacaklar. Ya ben bir tas yemek için kuzenimi aramak zorunda kaldım. Ev yemeği yemek zorundaydım. Evde kimse yok. Sokamıyorum. Zaten korkuyorum. Zaten artık psikolojik olarak da korkuyorum. Siz biliyor musunuz ki ben taşınırken evimden böcek çıktı benim onu da taşıma şirketi buldu. Yani dinleme cihazı. Yani bakın bunlar çok ciddi şeyler. Bunlardan yüzde biri sizin başınıza gelmeden benim yo yaşadıklarımı bilmeden beni anlayamazsınız. Sadece anlamanız için size bugün bir şans veriyorum. Bunların hepsi burada Ayşe'nin yanında oldu. Ve ben artık şunu söyledim. Aile bireylerimin hepsine. E, bu arada en yakın dostum öldü. İnanın annem öldüğünde o kadar ağlamadım. Tunç bir arkadaşım öldü. Ondan sonra ben toparlanamadım. Dedim ki bana Covid'den sonra ve en yakın dostumun ölümünden sonra bir hafta izin vermediniz üzülmeme. Ve ondan sonra çok kötü bir dönem geçirdim. Hala da geçiriyorum çünkü hayatımda ilk defa gerçek bir e, yası tutamadım biliyor musunuz? İnanın geçen gün zar zor ikinci kere mezarla. Ben mezarlığa gitmem. Bir tık o arkadaşıma güveniyordum. Artık mezarlıkta ölmüş olan arkadaşımla konuşuyorum. İnsanlara güvenmediğim için yaşadıklarımdan dolayı. Yani aile bireylerim işte çocuğumun babası vesaire fakat Ayşe büyüdükçe babasıyla dedim ki Ayşecim eğer bu kadar büyürsen bundan sonra annen yorgun yapmak istemiyor. Annen anneliğini yapsın ama baban bundan sonra babalığını yapsın. Eğir birer bir arkadaş gibi gezmeyin. Önümüzdeki sene ne okul paranı ödeyeceğim 14 senedir onun yerine ödediğim gibi. Ne de bu yaz artık surf kampı hiçbir şey yok. Ve bu şimdi bugün gidip ifade vermiş. Beni şikayet etti biliyorsunuz. Ve oralara geliyoruz ufakta. 4 senedir böyle evet 4 senedir, 4 senedir böyle ben Covid olduğumdan beri yeniden doğdum. Ben ailenin semer vuracağı eşeği olmadığıma karar verdim ve bunu kızıma da söyledim ve babasına söylediğinde şöyle bir cevap almış annen daha az Rolex alsın Gucci alsın ve geldiğimiz noktada Ayşe orada okumaya gitsin dedik benden ne talep etti biliyor musunuz babası evet en güzel kısmı şimdi geliyor benim kızım yabancı menşeli bir okulda okuyor yani milliyetin bakanına bağlı değil yani her sene istediği İsterse yurt dışında okuyabilir. Ben de bu bir fırsattır. Babam da Londra'da olduğuna göre yurt dışında okumak bakın yani ben bu yaşta benim annem bana gönderse böyle e, ayaklarım e, popoma vurarak giderdim. Velhasıl e, babası şöyle bir şey yani kendi kızı kendiyle vakit geçirecek. Kendi kızının geleceği Londra'da okuması için zaten e, fakirleştiğini iddia ederek kuşa çevirdiği ve 15 senedir ödemediği nafakayı bu vesileyle benim yine anneliğimi ve duygularımı kullanarak çocuğunun Londra'da okumasını istiyorsan 15 sene zaten piç olmuş kuş olmuş yani şöyle söyleyeyim Cem Yılmaz'ın hani bir nafakası var ya ortalıkta geziyor yani 15 senedir onun aldığı bir senelik nafaka değil öyle söyleyeyim size de anlayın ve bu o para gerçekten onun için hiçbir şey değil. Yani inanın artık zaten bu e, enflasyonda piç oldu. Artık bu simgesel bir şeye döndü. De, çünkü bunun tabii bir de biliyorsunuz nafaka ödememin hapis cezası var. Derdi de o. Fakat ödemek ve çocuğuna hayrı olacağına büyük bir kin ve nefretle. Annene bir TL'n ya senin bana zaten bir TL'n falan geçemez. Bu çocuk bu hale gelmesi için... Ya benim zaten yaptıklarımın manevi değerini zaten karşılayamazsın da sen. Velhasıl bana dendi ki ve bu konuda da Ayşe o tarafa geçti. Anne dedi bu borcu silecek misin? Ben babamın yanına gitmem için dedim ki böyle manyakça bir şey olabilir mi? Sevdanın son vuruşunu gider ayak yani baba kız yapacaklar. Ve bir gün bir tartışmada beni babamın yanına sen göndermiyorsun'a döndü. Bakın o gün 16 sene gözümün önünden geçti. <laughs> Yaptıklarım değdi mi? Konu para değil herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Ve ondan sonra da bu iş artık ben karşında yetişkin olduğunu iddia eden bir kızım olduğu için ona yetişkin gibi davranmaya başladım. Bu arada taşındık iki defa o istiyor diye geri taşındık. Heh, hemen sonuna bağlayayım zaten uzun bir süredir çok yakınlarımız bilir bilip bilmeden ben yakınlarımla böyle şeyleri paylaşırım sosyal medyadan paylaşmam defalarca doktorlara psikologlara çareler ve benim kızımın empati duygusu olmadığını söylediler fakat ben de aşırı empatik biriyim Tabii ki çok zor. Bir de bakın şunu da anlamanızı istiyorum. Boşanmış çiftlerde dahi olsa bir hafta sonu anne de babana nefes alabiliyor. Ben 7-24 dip dibe yaşıyorum. Hani birileri yazmış daha çok vakit de, ya ben günde 20 saat falan kızımlayım ya. Okula gitmediği dışında ben artık benim borsaya da işlemim falan işlerim olduğu için neredeyse yani günde 20 saat falan görüyorum bana niye akıl veriyorsunuz buradan? Ama ben artık nefes alamaz oldum. Rica ediyorum. Artık biraz nefes almam lazım. En azından bu yaz babanın yanına git. Rica ediyorum. Çok yoruldum. Bu sene iki kere taşındık. Bitti mahvoldum oldum. Fizikende karşı tarafta ailemle çok sıkıntılı bazı miras işlerimiz vardı vesaire. Yani bir sürü sıkıntılı süreç geçirdik. Ve dedim ki Allah'a aşkına Allah'ını seviyorsan babanın yanına bu yaz git. Yani bu benim çok normal bir hakkım ve isteğim. Velhasıl <laughs> gelirim konuya. Benim hayattaki en büyük kahpelik ve en yani beni yıkan şey nedir biliyor musunuz? Ee, beni deniz akkayalığımdan vurmak yani itibar suikastı yaparak. Ve bu beğendi yani bir büyük yaradır. Çünkü ee, Ayşe'nin babası tamamen buradan yürüyen ve bana saldıran bir insandı. Magazincilere, iş vaadiyle haber yaptırır. Biz onların hepsiyle çok hesaplaştık. Bunu sonra ailem de kullandı bu miras olaylarında. Derim ki elinizden geleni yapın. Çünkü ben dedim ki ya ben bir altın kafeste yaşamayacağım. Ben de normal bir insanım. Hani dolandırılıyorsam ailem tarafından onu da çıkar anlatırım gibi durumlar. Bunların hepsine yaklaşık iki senedir neler çektiğimi görüyor. Ve evde gelip ben ağlamam. Tek ağladığım şey arkadan vurulmaktı. Tamam mı? Son videoya geçiyoruz. Zaten çok Ay, Üşüdüm artık sinirden titriyorum. Her neyse gelelim bugüne. Şimdi daha önce de bu aramızda oldu. Ve şunun da lütfen altını çizeyim. Lütfen gene saçma sapan böyle pedagogums birileri bir şeyler yazıyor. Bilip bilmeden konuşmayın. Ben çocuğumun her şeyine izin veririm. Acayip derecede toleranslı bir anneyimdir. Benim annem babam işgalci tipleri olduğu için... ...hayatımda bir kere kızımın cüzdanını, telefonunu karıştırmayı kendime zul kabul ederim. Ki hata yaptığımı düşünüyorum. Fakat daha önce... Yine benzer tartışmalarda e, ceza olarak çünkü bir tek o onun parçasıymış gibi yaşadığı için bir süre telefon kullanmayacaksın dedim. İnanın aynı delirerek telefonu yani zannedersiniz ki hani kolunu falan kopardım. Aynı şekilde saldırdı ve ilk defa bunu karşı tarafta yaptı. Oturduğumuz apartmanda biz bir aile apartmanında oturuyoruz çığlık atmaya başladı. Ve ben de yani bakın o kadar şimdi bu şu Deniz Akkaya'nın kızına bir şey oluyor. Ben de seni buradan vururum. Ve ben hayattaki en nefret ettiğim, beni en yaralayan hayatıma tek bunun için gözyaşı dökerim. Yani neden biliyor musunuz? Yani güvenilmez insanları hayatıma nasıl sokarım diye ağlayan biriyimdir ben. Her neyse. Bugün de taşma şöyle başladı yarın öbür gün bu açıklamayı niye yaptım ben ünlü biriyim benim yaptığım onca iyilik şeyi de kimse paylaşsın derdinde değilim ben Allah katında sevaplarımı yapan biriyim ama bu sisteme uymadığım ve kimseye de peşkeş çekmediğim ihtiyacım olmadığı için ufak bir şey buldum mu yüze bin katacak zevzek sayfalar ve bilmem neler var bu olmadan önce başıma geleni önce ben paylaşmam gerektiği için anlatabiliyor muyum? Siz bu hayatı yaşamadığınız için, bu sistemi bilmediğiniz için, dal kavuk ve yalakaların düzeni içerisinde dik duruş ne demek? Bunu bilemeyeceğiniz için lütfen tekrar ve son kez söylüyorum. Benim ayakkabılarımla yürümeden, benim hayatım ve yolumla ilgili yorum yapmayın. Bugün benim kızım beni Buradan vurarak bir telefonu, bir aleti, bir makineyi alabilmeye çalıştı. Beni yaralayan şey zaten bu. 16 sene bir iPhone'a feda edildi bakın. Şimdi ben bunu daha önce de yaşadım ve akıl almaz bir cinnet geçirerek telefonu istemişti. Bugün tartışma tekrar e, ifadeye de geçirmiş yalan söylüyor maalesef artık size açıklamak zorundayım. Bunları bilin diye. Yaklaşık 3 hafta önce bir arkadaşının kredi kartını patlattı. 16 bin lira para ödedim. Üstüne bir de bir sürü özür diledim bir aileden. Bugün okuldan beni aradı. Üstümde para yok dedi. Ben çıldırdım. Daha 2-3 gün önce para vermiştim. O paraya ne oldu? Bir de yanlış anlamayın. Bunu uyuşturucu alması var bilmem nesi var. Ben verdiğim para nereye gidiyor bilmek zorundayım. Eve geldi. Otur konuşalım dedim. Yazın kampa gidiyor musun? Bak çok yoruldum. İnan ben artık tatile gitmeyeceğim. Bütün yaz yatakta ya. Tek başıma yatmak istiyorum. Ama... Kalktığımda Belki bütün gün bir elma ile geçireceğim ama birinin sorumluluğunu artık bu yaz bir dinlenirsem, deşarj olmuş şekilde tekrar başlayabilirim. Bakın YouTube projemiz var başlamamız gereken. Televizyon yapamıyorum, o kadar yorgunum ve sürekli Ayşe'nin bitmeyen dertleriyle uğraşıyorum ki bu yaz bana izin ver. Babanla konuştun mu? Ve hemen ağlamaya başladı. Ben çünkü sıkılıyormuş. Ona bir şey anlatmak çok zoru, yorucuymuş. Dedim ki, buna dinlemeyeceğim, ağlamayacaksın. Bıktım. Çünkü ben artık bana herkesin bir şeyleri ağlayarak yaptırmasından bıktım. İş büyüdü, büyüdü. Ee, ve tekrar bir tartışma çıktı. Bu telefonda kaşla göz arasında boş bıraktığında aldım. Yukarı götürdüm. Ve haberim olmadan bir uçaklı arkadaşıyla program yapılmış Belçika'ya. Sonra biz taşınıyoruz diye bana acımış. Onu iptal etmiş arkadaşına da bilet aldırmış. Bakın benim bunlardan hiçbir haberim yok. Hiç haberim yok. Şimdi aile olmaktan, aileden falan anlamayan, nasibini almamış bazı ucubeler var burada yorum yapıyor. Bakın size küfürü basmam dışında bana mahkeme salonunda söyleyebiliyorsanız aynalarını söyleyeceksiniz. Ben parayı basar size yine küfür ederim. Ama sizde öyle bir cesaret varsa benim burada benim size derdim yok. Bu konu buraya nasıl gelmiş? Beni seven insanlara anlatıyorum. Defolup gidebilir gerisi. Şimdi bu konu niye buraya geldi? Benim kızım ben 1.79 boyundayım. Benim kızım 1.75 boyunda. Benim kızım böyle yarım metre bir çocuk değil. Ve bu telefon için Can hıraç bir şekilde sol bacağıma yapıştı. Yuvarlanarak artık üstümden atmak için bakın sol bacağımın tamamına yapıştı. Çığlık atarım, bağırırım demeye başladı. Kendimi balkona attım. Önce balkon üstüme kapattı. 15 dakika açmadı. Sonra sandalyeye bakın balkonda bu arada dar bir balkon. Arkasına sandalyeyi çekti. Çığlık atmaya başladı. Bağırmaya. Biz burada hapşırsak... Inanılmaz ses oluyor. Son derece sakin, nezih bir aile apartmanında restesinde oturuyoruz. Bağırma dedikçe bağırdı. Kapıyı aç diyorum, açmıyor. Beni delirtme dedim. Ben bu sefer ben bağırmaya başladım. Aradan yarım saat geçti. Aç şu kapıyı diyorum. Artık en sonunda güvenliği çağırdım. Tamam mı? Bilip bilmeden kimse konuşmasın. Bir şey güvenlikten üç tane beyefendi geldi. Dil döktü. Diyor ki ya telefonu aşağı atacakmışım ya da ona verecekmişim. Dedim ki sana telefon falan yok. Şimdi ben içinde ne sakladığını da bilmem gerekiyor. Konu babasıyla mesaj mesajlaşması dışında bir şey. Ve onu bulacağım ben. Şifresini aç dedim. Aşağıdan güvenlik bağlı. Hiç sallamadı onları. Tabii ki bu gürültüye bütün apartman indi. Çünkü 45-50 dakika geçti. Güvenlik yalvarıyor. Sitedeki koskoca kadınlar, adamlar dünyada hepsi tatlı melek gibi insanlar. Benim yerin dibine geçtim biliyor musunuz? Yerin dibine geçtim tamam mı? Benim yerime burada bana aptal aptal yorum yapmasın kimse tamam mı? Ben burada küçüldüm küçüldüm bu balkonda sinirden ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü yaptığı şey o kadar insanın üstünde beni manipüle ederek kendine saldırtmaya çalışmak. Kollarını böyle şey yapmış ya aşağı atsın ya bana versin. Bir saat 15 dakika sonra en sonunda ben avukatımı aradım. Polis gönderin bu işi dedim polis aramızda çözelim. Polis arabası yani ekip gelemedi. Bu sefer ben ağlayarak aradım. 112. Sonra bir daha aradım. Bakın ben arıyorum tekrar söyleyeyim. Çünkü beni yaklaşık bir, bir buçuk saat geçti. Bu arada zannetmeyin ki komşularımız ikna etmeye çalışıyor sağ olsunlar güvenlik Allah'tan kamera her yer anlatabiliyor muyum? Polis geldi. Polis sallamadı benim kızım. Açmayacağım kapıyı dedi ve açmadı polise. Bakın benimle ilgili yorum yaparken alnınızı karışlayacağım. Ay çok özür dilerim burada iyi niyetle yorum yapanlara. Ya siz benim yaşadıklarım yani apartmandakilere rezil olduğumu mu? Beni nasıl küçük düşürdüğünü, elimden bir kaza çıkacak artık sonra dedeyim sinirimin. Yani dayanamaz haldeyim. Hem bir yandan insanlara özür diliyorum. Hem ağlıyorum. Kapıyı açmıyor. İteyim istiyor. Bir de dar. Yanlış anlamayın. Ani bir hareket olacak. Aşağı düşeceğiz. Bir buçuk saat geçti. Polis geldi. Polise de açmıyor. E ee, en sonunda polis dedi ki ben elinden alacağım annenin vereceğim sana. Kapıyı açtık polise. Polis tabii ki vermeyince bu sefer sağ olsun komşularımız geldi ben artık boşaldım ağlamaya başladım. Onu içeride bıraktım polislerle. Telefonunu alamayınca annem beni dövdü dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir buçuk iki saat polis dil dökerken komşular hiç böyle bir şey yoktu. Ne zamanki telefonu alamadı ve bana bunu yaptı. Lütfen benimle ilgili yorum yaparken bilip bilmeden yapmayın. Benim yeterince acım var tamam mı? Bu korkunç bir şey. Ve lütfen burada kendi pedagog sananlar da yorum yapmasın. Tamam mı? Her kötülüğe de bir kut bulmayın. Bazen kötülük doğuştan gelir. Anlatabiliyor muyum? Belki de genetiktir. Ama bana bunu kimse yapamaz.